Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Kasas suresi 36-42. Ayetleri anlatacağız ve manaları beraberce anlamaya çalışacağız. Burada Allah-u Teala Hazreti Musa'nın Firavun ve adamlarına gönderilmesi ve onların buna karşı tavırları, tepkileri nazara veriliyor. Felemma ca'ahum Musa bi ayatina, Musa ayetlerimizle onlara geldiğinde, yani ona verdiğimiz asasının yılan haline gelmesi ve elini koynuna sokup çıkardığında ışık vermesi gibi böyle mucizelerle Firavun ve adamlarına geldiğinde, ayatina beyinat, apaçık ayetlerle, galu, onlar şöyle dediler: ma haza illa sihrun muftara, bu uydurulmuş bir sihir dediler. Ve ma semi'na bihaza, biz bunu duymadık, fi abainal evvelin, önceki atalarımız böyle şeyler söylemedi. Yani Allah var, peygamber var, ahiret var gibi böyle şeyler söylemedi. Dolayısıyla Musa'nın bu yapmış oldukları mucize değil, ancak bir sihirdir dediler. Ve kâle Musa, Musa şöyle dedi: Rabbi a'lemu bimen ca'e bil huda, Rabbim hidayetle geleni elbette en iyi bilendir. Min indihi, kendi katından hidayeti getiren, dosdoğru yolu göstereni en iyi bilendir. Ve men tekunu lehu akibetud dar, ve bu dünyanın akibeti kimin olacak ve kim ebedi saadeti kazanacak, muvaffak olacak, Rabbim onu en iyi bilendir. İnnehu la yuflihuz zalimun, gerçek şu ki zalimler felah bulmazlar, kurtulmazlar. Yani eğer ben zalimsem ben hedefime varamam, ama şayet siz zalimseniz siz de felah bulmazsınız, bunu hatırlatıyor. Ve zalim olan birisinin böyle bir ifade kullanması düşünülemez. Çünkü zalim olan zalimliğini kabul etmez. Ve kâle firavnu, Firavun ise şöyle dedi: ya eyyuhel mele, ey seçkin topluluk, me alimtu lekum min ilahin gayri, ben sizin için kendimden başka bir ilah bilmiyorum. Yani Hazreti Musa alemlerin Rabbinden söz ediyor. Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim diyor. Firavun'un adamları da bunu duyuyorlar. Bunun üzerine Firavun görülen bu mucizelerden de sonra durumu kurtarmak için, ey seçkin topluluk diyor etrafındakilere, ben kendimden başka sizin için bir ilah bilmiyorum. Yok öyle bir şey. فَاَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ, ve ardından da veziri Haman'a emrediyor. Ey Haman diyor, benim için taş ocağı tarzında işte orada ateş yak, tuğlaları pişir. فَجْعَلِّي سَرْحَ, benim için bir kule yap. لَعَلِّي اَتَّلِعُ اِلَى اِلَٰهِ مُوسَى, ta ki bu şekilde Musa'nın ilahına ben de muttali olurum. Öyle anlaşılıyor ki yüksekçe bir kule yap, o yüksekçe kulede, kuleye çıkıp bakalım semada Musa'nın böyle bahsettiği gibi bir ilah var mı? Adeta dalga geçercesine bunu söylüyor. Nitekim 1960'lı yıllarda Rus kozmonot Yuri Gagarin uzayda bir miktar dolaştıktan sonra yeryüzüne döndüğünde kendi ateistliğini şöyle ifade etmiş: uzayda Allah'ı aradım ama Allah'ı bulamadım. Firavun'un da benzeri bir yaklaşımı. Yani yüksekçe bir kule yaptıracak, o yüksekçe kuleden bakacak, ilah var mı yok mu? Bu adeta resmin içinde ressamı aramaya benzer bir şey. Yani bir ressam gayet güzel resimler yapar ve bütün o resimlerle onun yapma noktasında bir alakası vardır. Ama o resimlerin hiçbirinin de içinde değildir. Allah mekanın yaratıcısıdır, mekanın mahkumu değildir. Ama Firavun gibi ben ilahım diyen bir insanın bunu kabul etmesi ve bunu bu şekilde bilmesi düşünülemez. Muhtemelen Firavun böyle bir sözü istihza yoluyla da söylemiş olabilir. Yani ey Haman, Musa bir ilahtan bahsediyor, hele bize şöyle büyük bir
bina yap da ona çıkıp bakalım gerçekten öyle bir ilah var mı? İstihza yoluyla bunu söylemiş olabilir. Bir de yine tefsirlerde dikkat çekildiği üzere şu mana da belki düşünülebilir. Yani yüksek bir yerde rasathane tarzında bir yer yap. Ta ki oradan semanın halini rasat edelim. Ve semada yeryüzünde meydana gelecek olaylarla ilgili alametleri görüp buna göre biz de tavrımızı alalım. Ve buna göre bir peygamber geliyor mu gelmiyor mu bunları bilelim. Böyle bir manaya da tefsirlerde dikkat çekilmiştir. Ve inni le azunnuhu minel kâzibin. Ben onu yalancılardan zannediyorum. Yani direkt yalancıdır da demiyor. Yani belki de bu siyasi olmasından da gelen bir durum. Halkın nabzını tutabilmesi bu gibi cümleler kurmayı gerektiriyor. Doğrudan çok net ifadeler kullansa bir kısım insanlar kendisine tavır alacak. Ama böyle yuvarlak ifadelerle durumu kurtarmaya çalışıyor. Ben onu yalancılardan zannediyorum diyor. وَاسْتَكْبَرَا هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْاَرْضِ. O ve onun askerleri yeryüzünde kibirlendiler, gururlandılar. بِغَيْرِ الْحَقِّ. Haksız yere. Yani bir insan demek haklı yere de bir büyüklük içerisinde olabilir. Diyelim ki Hazreti Süleyman'ın gerçekten çok büyük bir saltanatı olmuş. Bu ona bir büyüklük getirir. Muhteşem bir saltanatın sahibi. Hazreti Davud'un benzeri bir saltanatı veya Osmanlı padişahlarından Yavuz gibi, Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahların gerçekten haklı bir yere, hak etmiş bir vaziyette böyle saltanatların büyüklüğünü görmeleri. Ama burada nazara verilen Firavun ve askerleri yeryüzünde haksız bir şekilde kibirlendiler. Kendilerini bir şey zannettiler. Ve zannu ennehum ileyne la yurcaun. Ve kendilerinin bize döndürülmeyeceğini zannettiler. Tabi inna zan la yugni minel hakkı şey'e. Zan hak ve hakikatin yerini tutamaz. Ahiret olmayabilir ihtimalinden hareketle ahiret yoktur denilemez. Ahiret vardır. Ama onlar olmayacağını zannetmektedirler. Böyle bir zan adeta gözünü yumduğunda etrafı karanlık görmesi, kendi bir şey görmeyince bir şey yok zannetmesi gibi bir durum. Gerçeklere de göz yummakla o gerçekler ortadan kalkmaz. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ. Biz ise onu ve onun askerlerini yakaladık, cezalandırdık. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. Onları suya attık. Onları suda gark ettik, boğduk. Burada nebeze tutmak, atmak anlamında. Yani öyle bir tasvirle ifade ediliyor ki bunların sayısı her ne kadar yüz binler de olsa Allah-u Teala kudret eliyle bir anda onları aldı, attı ve işlerini bitirdi. Burada tabi kıssa çok kısa geçilmiş. Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde işin ayrıntıları da anlatılıyor. Musa Aleyhisselam kavminin içinde epey tebliğde bulunuyor. Firavun ve adamlarına karşı epey bir mücadele veriyor. Ve Mısır'da bir takım evler edinmek suretiyle o evlerde insanları yetiştiriyor, onları yönlendiriyor ve daha sonra kendi kavmiyle, kendine iman edenlerle beraber Mısır'ı terk ediyorlar. Firavun ve adamları takip ediyorlar ve önleri deniz, Kızıldeniz. Hazreti Musa ve yanındakiler bir mucizeyle karşıya geçiyorlar. Firavun ve adamları o ayrılan yol halini alan suların içinden geçerlerken, geçmek isterlerken sular tekrar birleşiyor ve böylece diyelim 500 bin veya daha fazla ne kadarsa Firavun'un adamları varsa bunlar hepsi suda gark olup gidiyor. Ve bu fenebeznahum fil yemmi, biz onları suya bu şekilde attık, suda onları boğduk ayette böyle ifade edilmiş. Fenzur, artık sen şimdi bak, keyfe kâne akıbetuz zalimin, zalimlerin akıbetinin nasıl olduğuna bak.
Burada tabi zalimin denilmesi, yani onların akıbetine bak değil de zalimlerin akıbetine bak. Yani böyle bir akıbete zulümlerinden dolayı düçar oldular. Zulümleri sebebiyle böyle cezalandırıldılar. Ve cealnâhum e'imme, biz onları önderler kıldık. Yed'ûne ilennâr, ateşe çağıran öncüler kıldık. Burada e'imme, imamlar, önderler anlamında. Önderler, hak ve hakikata davet eden önderler de olabilir. Peygamberler öyledir. Öte yandan Firavun ve adamları, bunlar da küfrün önderleridir. Küfrün önde gelenleridir. İşte önder kelimesi demek ki hem müsbet hem de menfi manada kullanılıyor. Bunlar kendilerini bu şekilde ateşe attılar. Başkalarının da ateşe atılmasına sebebiyet verdiler. Ve yevmel kıyame, kıyamet günü de la yunsarun, bunlara yardım edilmez. Kıyamet günü de bunlar yardım görmezler. Ve etbaanahum fi hadi dunya lane, dünyada onlara bir lanet geldi. Yani peşlerinden lanetle bunlar anıldılar. Yani şu anda Firavun'dan bahsederken herhalde hiçbir insan Allah ondan razı olsun demiyor. Hiçbir insan onları rahmetle yad etmiyor ve bunlar lanetle yad edilen kimseler. İşte dünyada onlar lanetle yad edildi. Onların peşlerinde lanet geldi. Lanet, Allah'ın rahmetinden uzak kılınmak anlamında. Ve yevmel kıyame, kıyamet gününde de hum minel makbuhin, kıyamet gününde de onlar tard edilenlerden, kınanan, ayıplanan kimselerden olacaklar. Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı üzere Allah-u Teala kıyamet günü en fazla kimler Rahman'a isyan etmişse onları önce meydana çıkaracak. Yani diyelim Firavun, Haman, Nemrut, bu gibi Ebu Cehil, bu gibi önde gelen küfrün liderleri bütün mahşer halkının gözünün önünde rezil rüsvay edilecek ve onların zilleti herkes tarafından görülecek, ardından da tutulup kendileri ateşe fırlatılacak. Ve böylece dünyada lanetle anıldıkları gibi diğer alemde de bunlar tard edilmiş olacaklar. Diğer alemde rezil rüsvay edilecekler. Ve Kur'an-ı Kerim bu şekilde Hazreti Musa'nın kıssasını en belki yoğun bir şekilde ard arda bölümler halinde burada anlatmakta. Ve buraya kadar olan bölümde ta Hazreti Musa'nın çocukluğundan itibaren saraydaki delikanlılık günleri, ardından Medyen'de çobanlık yaptığı günler, ardından Mısır'a ailesiyle beraber dönmesi, yolda kendisine ilahi vahyin gelmesi ve peşinde Firavun ve adamlarına karşı Allah'ın dinini tebliğ etmesi, onların çok şiddetli tepki göstermesi, fakat netice itibariyle Hazreti Musa'nın ve ona iman edenlerin galip gelmesi. Allah-u Teala zaten böyle bir akıbeti Hazreti Musa'ya ilk vahide bildirmişti. Ve demişti ki, ey Musa, sen ve kardeşin ve ikinize tabi olanlar galip geleceksiniz. Demek ki bu kader canibinde böyle takdir edilmiş. Tabi hatıra şu gelebilir, yani neden Allah-u Teala hemen bir anda galibiyet vermiyor? Şöyle düşünebiliriz, diyelim ki bir film izleyeceğiz ama film hiçbir macera yok, 3-5 dakika içinde netice alınıyor. O zaman o film bize pek tat vermez. Ama filmde çok hareketli sahneler olur, çok böyle renkli manzaralar yaşanır, maceralar yaşanır ve filmin kahramanının başından çok olaylar geçer, inişler, çıkışlar, zaman zaman galibiyetler veya mağlubiyetler, bütün bunlar ard arda yaşanır ama en sonunda iyi bir sonuca ulaşılır. O zaman seyretmek daha güzel olur. İşte Hazreti Musa'nın hayatı demek ki çok kayda değer bir hayat, çok önemli şeyler yaşanmış. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim en fazla onun kıssasını bize anlatıyor. Kur'an'ın değişik yerlerine serpiştirilmiş bir şekilde onun hayatından ve
onun mücadelesinden kesitler bize sunuyor. Biz bunları okumak suretiyle orada iman küfür mücadelesinin çok güzel örneklerini görüyoruz ve ilahi mesajları o kıssaların üslubuyla öğrenmiş oluyoruz. Allah-u Teala bu kıssalarla hak yolunda gidenler galip gelecektir. Bu manayı bir misalle de bize göstermiş oluyor. Keteballah le'aglibenne ene ve rusulim. Allah şöyle yazdı. Ben ve elçilerim galip gelecekler. İnna lenansuru rusulena. Biz elçilerimize muhakkak ki yardım edeceğiz. Ve inne cündena lehumul galibun. Bizim ordularımız işte galip gelecek onlardır. Vel akibetu lil muttakin. Akibet takva sahiplerinindir. İşte Kur'an-ı Kerim'in bu gibi mesajları Hazreti Musa kıssasında kıssanın tamamına adeta bir ruh gibi sirayet ediyor ve ben ilahım diyecek kadar haddini aşmış bir kimse ne kadar zor durumlara düşüyor ve akıbeti ne kadar kötü oluyor. Bütün bu gibi durumlar Musa'nın Firavun'la olan mücadelesinde bizlere anlatılıyor ve gösteriliyor. Buradan tabii insanlar bu kıssayı okuduktan sonra kendi devirlerine de bakabilmeli. Diyelim bir köyde bir köyün ağası adeta firavunluk yapıyor olabilir. Millete çok zulmediyor olabilir. Köyün içinden bir kahraman çıkar ve onun saltanatını bitirir. Bir mücadelenin neticesinde köye adalet galip gelir ve böylece oradaki insanlar mutlu bir şekilde hayatlarını devam ettirirler. Ama bu da bir süreç alır. Hemen 3-5 günde meydana gelecek bir olay değildir ve bir ömre adeta mal olacak bir olaydır. Öte yandan devletlere baktığımızda diyelim bir komünist sistem Rusya'da 70 yıl devam etmiştir ama bu 70 yıl boyunca içten içe mücadele de sürmüştür ve bu mücadelenin neticesinde komünizm iflas etmiş ve yerine daha böyle insan haklarına dayalı, daha insanın tabiatına uygun bir şekilde durumlar kabul edilmeye başlanmıştır ve insanlar o dinsizlik günlerinden kurtulmuşlardır. Veya Romanya gibi ülkelerde despot bir takım insanlar hükmetmeye çalışmış ama ardından onların saltanatı bitmiş ve onlar yıkılıp gitmişlerdir. Demek ki her devirde Musalar var ve her devrin firavunları da var. Eğer Musalar görevini yapıyorsa firavunların saltanatı bitmeye mahkumdur. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla anlayan, ona göre yaşayan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.